Takas Bank sunar. EkoTürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Dış piyasa programının açılışında arzu ederseniz piyasadaki bir genel fiyatlamaya göz atalım. Borsa İstanbul'da böyle bir tepki hareketi çabası vardı ama tam anlamıyla kuvvet kazanmakta zorlandığını ve gene satışların hakim olmaya başladığını görüyoruz. An itibariyle de bir kez daha 9700 seviyesinin altındayız, kritik destek olarak belirtilen. Buranın altında kalınması halinde farklı senaryolar 9100-200'e doğru bir geri çekilme olur mu piyasada tartışılıyor. Dolar TL 34 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Düne göre 10.000'de 5'lik bir geri çekilme yaşanmasına rağmen. Euro TL'de benzer şekilde 1000'de 1'in biraz üzerinde bir geri çekilmeyle 37.55 seviyesinde. Sepet kurda dolayısıyla 1000'de 1'e yakın bir geri çekilmeyle 35.80'ler civarında. Dolar ons bazında bir yukarı sınırlı da olsa hareketle beraber bir kez daha 2500 seviyesinin üzerine test eden bir dolar ons fiyatı var. Bu fiyatla beraber gram altın fiyatı 2746, yani düne göre 10.000'de 6 kadar bir yukarıda işlem görüyor. Yani bakıldığında genel olarak borsada çok fazla keyifli bir seans yaşandığını söyleyemeyiz. Global tarafta da yakın zamanda yaşanan sert satışların ardından bir tepki toparlanma çabası var ama oranın da çok fazla tadı yok desek yanlış olmaz. Evet, sizlerin gördüğü gibi bugün stüdyoda benimle birlikte Kolende Menkul analisti İbrahim Şişman birlikte. Merhabalar İbrahim, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet, yayından önce de konuştuğumuz gibi Amerika'da bu haftanın önemli verisi enflasyon. Yani enflasyonun zaten son dönemeç herhalde, gelecek hafta evet. Fed'in faiz kararı öncesinde işte 25 mi 50 mi diye piyasa papatya falı açıyor. Herhalde son burada hani sinyali bu taraftan alacağız. Hani beklentiler, piyasanın yaklaşımı nasıl, ne dersin? Burada piyasa biraz daha 25 bas puan ihtimalini güçlü ama hani 50 de indirebilir diyenler de az değil. Evet. Yani bir %30'luk kısımda 50 bas puan indir diyor ama asıl amaç burada 25'i garantilemek olduğu için biraz öyle bir baskı var. Ama tabii 25 bas puan indirmesi diğer taraftan neyi getirecek devamında, o taraf önemli. Yani evet, enflasyon verisi zaten bugüne kadar hep baktığı veriydi. Hı hı. Burada 2.6'ya gelmesi bekleniyor manşet enflasyonun ama çekirdek taraf hala 3.2'de biraz daha direnç gösteriyor. Hı hı. Yani oradaki talep enflasyonu istenildiği mertebede aslında kısılmamış bir havayla karşılaşacak. Farklı bir tabii beklenti dışı rakam gelebilir ama bunlar çerçevesinde şu anda Amerika birinci önceliğini artık enflasyonu tamamladık, kenara kaldıralım, istihdama bakalım diyeceği noktaya geliyor. Ve bu yüzden ben faiz indiriminin artık bu Eylül ile başlayıp Ekim, Kasım, ya önümüzdeki dönemde Kasım, Aralık döneminde de devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bu tarafta da yine başka kurumların da yine faiz indirimlerini sürekli alıyoruz ama FED üyelerinden böyle net bir mesaj alamıyoruz. Evet. Çok böyle ince ayar yaparak aslında, hani orada dikkatinizi çeken bir şey var mı bilmiyorum ama yani o tarafta böyle çok ince ayar yaparak açıklamalar. Kimisi istihdama bakmaya başladı. Hele ki burada Haziran ayındaki tarım dışının da güncellenmesi aslında bir şeyleri sanki halının altına süpürmüşler. Ne zaman çıkacak onu bekliyoruz gibi de bir ortam var. Buna ne dersiniz? Ben de size bunu şey yapmış olayım. Valla dediğin gibi şimdi hani enflasyonla ilgili, işte enflasyon %2 hedefimiz, enflasyon 2'ye geldiğini görmeden bizden karar beklemeyin diye, evet, hani böyle tabiri caizse burnundan kıl aldırmayan FED üyelerinden. Ama işte istihdam da önemli. İstihdama da bakmamız lazım. İstihdam kötü olursa işte ekonominin geri kalanının ne olduğunu çok önemi yok falan gibi. Biraz daha ekonomik büyüme kaygılarının yavaş yavaş da olsa hakim olmaya başladığını görüyoruz. Tabii şimdi orada o kadar çok fazla, yani sadece tabii Fed'in kendisinde değil, bölge Fed'lerin içerisinde, evet, büyük işte Deutsche Bank'ı, Morgan Stanley'i falan içinde, hani ekonomi doktorası, işte profesörlüğü vesaire neredeyse olan, hani kendi işte modeli olan, o modeli sürekli güncelleyen işte kaç tane araştırma analisti vesaire insan var ki böyle en ufak bir verideki bir bozulma bile böyle hemen, hani filmde der ya, Matrix'te bir dalgalanma var diye, evet, böyle bir panik haline sokuyor onları. Şimdi
Sen de söyledin Haziran'da geriye revizyon yaptı. Öyle bir şey yoktu. Yoktu. Şimdi bir de arada bir 800 bin önceki verilerde. Şimdi biz hep ne diyorduk? İşte Amerika'da resesyon riski var mı? Amerika'da resesyon riski olsa bu kadar her ay 200 bin, 250 bin istihdam yaratır mı? Meğer onların olmadığını şimdi hani görüyorum. Altımızdan halıyı çektiler. Sen halının altına süpürme metaforunu kullandın. Ben de hani halıyı altımızdan çektiler metaforunu kullanmak istiyorum. Şimdi bir de sanki yani sadece Amerika faiz indirecek, hiç Avrupa'da böyle bir şey olmayacakmış gibi de bir hava var. Şimdi ben bakıyorum hani 110-120 Amerika'dan indirim fiyatlanıyor bir sene içinde. Avrupa'dan 60-70 falan gibi, çok daha böyle hani Avrupa sanki tuzu kuruymuş. Hani bu resesyonun içerisinde esas debelenen Avrupa değilmiş gibi. Halbuki işte Avrupa'nın da faiz kararı var bu hafta, değil mi? Sen ne dersin o tarafa? Bu hafta orada artık yeteri kadar hani beklediklerini düşünüyorum. Özellikle PMI tarafı, sanayi üretim tarafının da ciddi anlamda orada da bozulduğunu gördüler. Evet. Orası da bence Amerika'dan önce bir adım atacak. Devamında zaten Fed de muhtemelen bu kararını götürür diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu sene hani 100 bas puana yakın bekleniyor. Yani 3 toplantıda 100 bas puan, birinden birinde hani seç bakalım vardır böyle 3 kapının arkasında hangisi. Evet. Hani bir tanesinin arkasından 50 bas puan çıkacak gibi piyasanın beklentisi, ama tabii piyasanın çok beklentisi var. Yani inanılmaz fazla bekleyip hiç beklediğini göremediğini falan. Yani Fed neredeyse bir doğru bildiği yolda çok az sapmayla giderken hani böyle sinüs eğrisi gibi neredeyse piyasanın onun etrafında işte bir 6-7 indirim bekledi, bir hiç indirim gelmez dedi falan. Yani piyasanın dediğiyle hani oturup kalkılmaza herhalde 3 aşağı 5 yukarı hepimiz geldik. Ama orada veriye bakmak lazım. Artık hani veriler gerçekten bozuluyor mu? Yani istihdam tarafı bozulmasını ispat etti. Evet. Yani hele ki ikinci çeyrek büyümesi kıl payı artıyla geçti ve muhtemelen artık hani üçüncü çeyrekte o negatif bölgeyi görecek. Ona nasıl bir piyasa reaksiyon verecek, orası daha önemli. Evet. Bir de bu hani Amerika'da endeksler işte tarihi zirvelere gelirken iki argüman vardı. Yani bir, işte istihdam piyasası kuvvetli, Amerika tüketim ekonomisi, yani bunlar işte tüketiyorsa çarklar dönüyor. Yani dünyanın geri kalanında çok fazla bakmıyor gibi. İki, yapay zeka tarafında öyle bir transformasyon yaşanıyor ki yani artık birkaç sene içinde dünya bizim bildiğimiz dünya olmayacak. Şirketler operasyonel anlamda işte yani yer yer ya değil mi? Tasarruf sağlayacaklar. Verimlilik artacak gibi düşünülüyor. O da Nvidia'yı yeteri kadar yani dünyanın en değerli şirketi haline getirdi. 3 trilyonlardan. Evet. Yani 3 trilyon çok ciddi bir rakam. Dünyadaki şirketlerin, borsaların büyüklüklerine baktığımızda, evet. Ama hani orada duramadığını da gördük. Yani hele ki bu yılbaşından o tam bilanço öncesindeki yükseliş, neredeyse yıllık yılbaşından beri %166'lık bir yükseliş vardı. Evet. 41 analistin %15'lik bir artık yukarı gidebilir dediği noktada bilanço fiyatlaması geldi ki bilanço beklentinin yine üzerinde geldi. Ama hani piyasa yine burada da şunu söyledi, 3. çeyrekte 37 milyar dolarlık ciro bekliyoruz. Evet. Şirket 30 milyar açıkladı, 32,5 bekliyorum dedi, buna tatmin olmadı. Biraz balon mu gibi bir konuyu da aslında gündeme getirdi. Gördüğü seviyeden neredeyse %20'lik bir geri çekilmeyle şu anda yani 108 dolarlar mertebesine geri geldi. O taraf da biraz akılları karıştırmaya devam ediyor aslında. Yani evet, önemli bir atılım, ciddi bir beklenti var orada. Ama diğer şirketler de bunu yapıyor. Yani dün işte Apple'ın yeni ürün tanıtımında artık yeni telefonlarında yapay zeka desteğinin olacağını da söylediler. Yani bu sadece Nvidia üzerinde olacak bir şey de değil. Her şirket aslında kendi yapay zekasını, kendi iş modeline göre bir şekilde bunu entegre edecek. Yani bu da hayatımıza belki bilgisayarın girmesinin işte bir sürüm güncellemesi gibi bir şey olacak. Yani herkes kendi işinde tabii ki kullanacak. Evet, şimdi bakıldığı zaman muhteşem bir dil artık, hani dillere pelesenk olan, hani neredeyse hani işte tuttuğu takımın 11'ini sayar gibi, hani değil mi, borsa yatırım yapan insanlar da o 7'liyi böyle bir solukta sayıyor. Ama işte bunların her birine yönelik neredeyse böyle yakın zamanda, son birkaç hafta belki bir ay içerisinde böyle bir negatif haber akışı var. Yani mesela var. İlk kulak yani bunu duyduğunda akıllara gelen, hani yayından önce de konuştuk, hani işte zor durumda olan vergisi bilinmesi falan, istersen biraz onlarla konuşalım. Yani burada da şu var, özellikle Avrupa Birliği'nin işte Apple, Google tarafına yaptığı yaklaşık 13 milyar euroluk bir vergi davasını kaybettiği söyleniyor. Ya bu büyük bir rakam. Evet. Yani bu şirketlerin de ciddi anlamda nakit akışını etkileyebilecek bir olay. Ya sanki böyle piyasa artık çok da mı yukarıda, artık gitmek istemiyor mu? Hani o yükseliş trendi biraz türbülansa girecek ve devam edecekmiş. Böyle biraz yatayda kalacakmış gibi. Yani bizim biraz iç borsaya da aslında bu çok
birbirine denk. Evet. İşte bilançolar bozulunca, haberler kötü gelmeye başlayınca, hele ki ekonomide bir daralma bekliyoruz dedikleri anda, bu sefer bütün herkes iyi şapkasını bırakıyor ve risk endeksine bakıyorum ben. 20'nin altına çok az geldi. Yani piyasa tepki veriyor. Vix'ti ama korku hali, endeksi. Korku endeksi bir türlü güveni sağlayamadı. Yani bir şey olacak diye bir böyle o 5 Ağustos sonrası piyasanın bir uykusu kaçtı. Orası bir milat oldu. Evet, bir milat oldu ve sanki bu devam edecekmiş gibi. Yani seçimden sonra, yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bir şeyler daha böyle ortaya negatif anlamda çıkacakmış gibi duruyor. İşte bu hafta hani Kamala Harris'le Donald Trump'ın televizyonda münazarası. Şimdi ben hani Harris'i bu tip bir hani başka biriyle münazara halinde şimdiye kadar hiç hatırlamıyorum. Hani Biden'ın son bakıldığında başkanlık adaylığı sürecini bitiren olay Trump'a karşı koyamaması. O bir saat içinde hadi artık Joe sen bırak diye böyle belki bir başkana konuşulmaması gerektiği şekilde hani Trump'ın alışık olduğumuz hani üstenci açısıyla. Şimdi Kamala Harris'in de yani yaptığı bütün kampanya boyunca mesela işte daha işçilerin yoğun olduğu bir yerde konuşma yaparken işte biz tabii işçilerin yanındayız işte. Daha işverenlerin olduğu bir yerde biz tabii işverenlerin yanındayız. Yani şimdi aynı anda her yerde olamazsın yani. Hani bir duruşun olması lazım. Şimdi orada hani işte prompter vesaire de olmadan hani hitabet gücünün ya da doğaçlama bir şekilde pratik zekasının işte o laf cambazlığı mı diyelim hani onun biraz daha böyle görmesini sağlayacağı bir ortam nasıl olacak? Çünkü o kadar kafa kafaya gidiyor ki anketler. Hani yarım puan o önde, yarım puan bu önde. Şimdi bunun zaten %2-2,5 bir hata payı var. Yani o hata payının içinde demek ki yani hani seçim belki gecesine kadar göremeyeceğiz. Şimdi Harris gelirse hadi tamam mevcut statik onun devamı 3 aşağı 5 yukarı yani büyük, zaten kendisi başka yanarsa ama Trump gelirse en son ne dedi? En son dediğini okumuşsundur diye tahmin ediyorum. Onu yok görmedim. Benim yerel para birimi cinsinden ticaret yapanlara %100 ek ben vergi getireceğim. Yani şimdi Çin diyordu, şimdi biraz cepheyi genişletti. Şimdi açtı, evet evet. Yani şimdi bu düşünürsen hani biz dahil çok sayıda ülkeyi işte BRICS'i, Şangay Beşlisi'ni vesaire hemen hemen herkesi töhmet altında bırakacak bir şey. Dünya ticareti ne olacak o zaman düşünemiyorum. Orada sanki biraz şu anda daha da milliyetçiliğin hani damarlarında belki siyaseten yaptığı bir şey ama ya yani bunu yapamayacağı çok sınırlı kalemlerle başlayabiliyor. Evet. Tabii ki birebir burada karşısına aldığı ve hedef olan ülkeleri yapabilir bunu. Çelik sektöründe buna zaten ciddi anlamda gibi birçok türevleri var. Bir hareketlenme maalesef yarattı. Evet yani bu biraz negatif etkileyecek gibi. Çünkü çok korumacı. Sadece Amerika ile bu işin olmayacağını da biliyorlar aslında. Evet. Yani her şeyi biz üretiyoruz, tüketiyoruz. Yani dünya ekonomisi, Amerika ekonomisi değil aslında. Değil. Bunun da çok farkındalar ama şu bu geçiş süreci. Ama elbette mutlaka Amerika'nın hep böyle birkaç konumlandırdığı ekonomik anlamda da burada karşısında olacak ülkeler olacaktır. Yani artık Çin ne kadar burada veya diğer başka neler olur onu daha net göreceğiz. Ama yani burada şey de çok enteresan hani Rusya tarafıyla olan ilişki nasıl yürüyecek? Yani o tarafta mesela işte savaşın biteceğini söylemişti. Devamında işte Swift'ler geri açılır mı? Tekrardan işte o Rusya'daki ambargolar nispeten burada gevşer mi? Bu taraf önemli biraz daha benim hani gördüğüm. Tabii şimdi burada hani NATO konusunda falan çok radikal fikirleri var. Bir de ben Putin'i telefonla ararım, bir gün içinde bu savaşı bitiririm gibi. Hani gene böyle çok hani akla mantığa, şimdi iki yıldır devam eden savaş değil mi? O onun toprağına girdi, bu bunun nükleer tesisine saldırdı falan. İşte karşılıklı esirler, mesirler yani bayağı bir yaşanan dram var burada. Peki şimdi hani biraz içeriye de dönelim istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul tarafından enflasyon muhasebesinin analist dünyasında yarattığı tahribat devam ediyor. Yani ilk önce analist dünyası enflasyon muhasebesi yokmuş gibi hani davrandı. Eski usul değil mi açıklandı. Sonra işte bir çeyrek gördükten sonra bir adapte olma çabası. Ama şimdi enflasyon hani her çeyrekte de aynı şekilde gitmiyor. Şimdi yavaşlayan bir aslında enflasyon var, dönemi biliyoruz. Var. Hani onun da yaratacağı belki bir ek tahribat olacak. Dolayısıyla hani ne dersin biraz da Borsa İstanbul'da hani bir hikaye yok derken herhalde bu şirket finansallarının arzu edildiği gibi gelmiyor olması ya da şirketlerin hani bizim düşündüğümüz faaliyet karlılığına sahip olmadığının anlaşılması da bir faktör. Ya orada şunu söyleyelim. Bir kere hani biz Amerika ekonomisinden bahsettik. Evet. İşte canlı büyümenin devam ettiği ama biz bunu biraz daha kendi içimizde ekonomik olarak da hani dünyanın artık o dip noktayı gördüğü yerde biz henüz daha o noktaya gelemedik aslında. Evet. Yani Amerika enflasyon hedefine ulaştı, evet.
Avrupa ciddi anlamda yol kat etti. Faiz indirimi konuşabiliyorlar, hemen bekliyorlar. Evet. Biz de bunların birazcık daha zamana ihtiyacı var ve bu daha belki önümüzdeki 4-5 ayı alacak bir süreç. Haliyle biz burada ekonomik bir daralmanın içerisinde, yani içimiz sıkıla sıkıla aslında bir dönem geçireceğiz. Bu süreçte de evet enflasyon muhasebesi hiç yokmuş gibi bakıldı ama öyle bakılmaması gerektiği 1-2 çeyrektir takip ediyoruz. Enflasyon geriliyor, nispeten aslında enflasyon muhasebesinin olumsuz etkileri daha az gelmeye başladı. Ama geldiği noktadan itibaren yani finansallara bakıyoruz. Maalesef hani bu değer etmemeli, bu çarpan yüksek gibi algılar da oluşuyor. Ama bir yandan da insanlar borsadan yüksek beklentisi var. Şu yüzden enflasyon yüksek gördüğü için zaten o hane halkının yüksek enflasyon beklentisi tekrardan borsadaki performanslara da aynı yükseklikle yansıyacağını bekliyor. Ama bu ikisi burada çelişiyor. Bu çelişkiyle de işte yabancı yatırımcılar burada işte yapısal reformları da aslında içerecek bir yatırıma. Yani bu son bir yıldır yaptığımız işte para maliye politikalarındaki iyileşmenin devamı için bir para girişinde bulundu. Ama baktılar ki onlar da evet karlılıklarda sıkıntı var, bilançolar beklediğimiz ölçekte değil veya biz bu şirketleri daha geçtiğimiz dönemde daha ucuza almıştık derken biraz oradan para da çıkınca biz kendi içimizde kaldık. Biraz daha yalnızlaştığımız bir dönem oldu. O yüzden bu sıkıntılı dönem biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Haliyle her iyi fırsat, iyi haber de borsa için bir satış fırsatı oldu. Yani maalesef işte yani son dönemde işte geçen hafta Cuma günü Fitch'te not artırımı geldi. Pazartesi tepki %50 bile değildi yani. Sabah açılışta bir coşku olurdu. Onu da yaşayamadık. Biraz böyle kursağımızda kalıyor yani borsadaki beklentiler. Yani bu yılı böyle geçireceğiz gibi duruyor. Evet, şimdi faiz indirimi patikasına dair tabii farklı görüşler var. Hani ilk planda bir Eylül-Ekim'de gelir. Hani o baz etkisi bittikten sonra gelirdi. Evet, 50'nin altına indikten sonraki dönem. Hani onun da olmayacağı anlaşılıyor. Şimdi Fitch hani gelecek yılın ilk çeyreği diyor. İşte önden yüklemeli yapılır indirim diyen var. İşte %50'nin bileşiği 65'e geliyor. İşte demek ki enflasyonda 30 bekleniyor. İşte buralarda kalmamıza gerek yok diyenler var. Diğer taraftan işte halkın, iş dünyasının enflasyon beklentisi ya da algısı çok farklı. Yani onun altına bir yere inerseniz bu işte dolarizasyonu ya da farklı yatırım araçlarına bir ara nasıl altına evet. bir yönelim oldu. İşte arsaya, otomobile falan bir yönelim oldu. Yani onu tetikler diyor. Yani hakikaten kafalar karışık. Yani faizi yukarıda tutmak kadar belki maliye politikalarının da bunu desteklemesi Tabii. bir önemli. Yani devlet toplamadığı verginin ya da sahip olmadığı paranın tekrar talep olarak iş gücü piyasasına girdiği zaman hani altı boş bir talepte enflasyonist ister istemez. İşte bu yılbaşında asgari ücrettir, emekli memur maaşı vesairedir ne arttırılır onun da herhalde bir yaratacağı etki belirsizlik var. Yani bu bunların ışığında böyle hani sektörel bazda işte ihracat pazarı diyoruz. Euro bölgesinin hali ortada. Belki Euro'lar biraz yukarı gitti bir destekler dedik. O da çok fazla söz konusu olmadı. İşte varlık grubu içindeki şirketlerin belki bir işte satın alma vesaire yaratacağı beklenti ayrıştırır mı? Ya da bankacılık sektörü işte bir kar satışı döngüsü sonrası devam eder mi? Böyle bir genel yorum rica etsem senden. Yani burada bazı sektörler özellikle temel gıda dediğimiz hani gıda içecek perakende tarafı evet. piyasa tarafından şu anda aynı borsanın hani alternatifsiz olduğu dönem gibi hı hı. alternatifsiz olan sektörler arasına girebiliyor. Evet. Burada en umut vaat edici taraflardan biri havacılık tarafıydı aslında. Çünkü iyi bir 3. sezona giriyoruz. Çarpanlar tarafında küresel benzerlerine baktığımızda büyük bir pahalılık söz konusu da değil bu tarafta. Burasının yine desteklenmesini bekleyebiliyoruz. Diğer taraftan işte ihracatı yüksek olacak ama işte o şirkette borçluysa maalesef net kâra yansıtamıyor gibi bir durum var. Şu anda birazcık daha şirketlerin net nakit pozisyonu güçlü olanları aslında seçmek gerekiyor evet. ve potansiyel yabancı yatırıma müsait. Biraz da kurumsal yönetiminden emin olduğumuz, kasası dolu tabiri caizse, işlerinin böyle hani İşte gıda perakende sağlık diye devam ediyor aslında bu taraftaki denklem biraz da. Telekomünikasyon şu anda yine biraz sanki işte varlık grubundaki şirketlerin satışı gibi veya görüşmeleri gibi bir durum yine ortada. Hı hı. Bu biraz haber akışları bu tarafı destekliyor ama şimdi BIST pasta çok büyüdü. Yani
bayağı bir şirket oldu. Biz 500'ü geçtik. Sürekli yeni şirketler geliyor. Haliyle çıkarttığımızda 20-30 tane belki böyle gerçekten hani bu zorlu koşullarda bile, bu parkurda bile devam edebilecek şirketler buluyoruz. Ama bu şirketler çeşitli portföylerin içerisinde de olduğu için portföyün büyük bir kısmı zarar gördüğünde haliyle bunlardan da pozisyon küçültmeleri gelebiliyor. Özellikle fon satışları geliyor burada yurt içindeki fonlarda. Yani bunu dengelemek için de piyasa ister istemez tamamen aşağı gibi geliyor. Bankacılık tarafı çok önemliydi. Banka holding tarafı. Ama orada enflasyon muhasebesi uygulanmamış halini piyasa satın aldı. Buna göre beklentilerini yükseltti. Ama kâra bakan yatırımcıların artık orada da satışı derinleştirebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü işte 2025'te enflasyon muhasebesine geçersek kârların hepsi tam tersi. Yani kârlarda azalma değil, tam tersi zarar neredeyse yarı yarıya. Yani 25 milyar kâr varsa 10-12 milyar zarar var gibi bir durumla karşımıza çıkıyor. Bu daha büyük aslında o makası açabilir. Bir de belki yani sermaye piyasalarının işte derinleşmesi adına ya da yabancı payının bir noktada yeniden arzu edilen seviyelere gelmesi adına özellikle tabii ki yani çok uzun zamandan beri Borsa İstanbul'da olan şirketlerin zaten yatırımcı ilişkileri bölümleri, departmanları, işte CFO'ları vesaire onların işte raporlama tarafında ya da işte her şimdi zaten bir analiz toplantıları evet. Furyası değil mi? Hani beşe bölünsen her gün bir tanesine ya da her gidemezsiniz. Yani birilerini ıskalaman ister istemez gerekiyor. Önemli bulduklarına analistler cover ettikleri kendi kapsamlarında olan şirketlere gidiyorlar. Ama özellikle yeni halka arz olan şirketlerde şöyle bir durum var. Bilmiyorum katılır mısın? Yani biraz o işte artık tecrübesizlikten mi ya da işte halka açık olmanın gerekliliklerini yeni sindirmeye başlamaktan mı? Hani bu yatırımcı ilişkileri, bu işte yapılan sunumların kalitesi, işte yabancı yatırımcı özellikle İngilizce vesaire noktasında çok yapısal eksiklikler olduğuna maalesef hani şimdi bir hani roadshow'a hani işte ben o firmanın genel müdürüyle beraber işte bir aracı kurumun genel müdür yardımcısı, analisti vesaire gidip hani Londra'da, Frankfurt'ta, işte Amerika'da neredeyse anlattığın zaman hani biraz aynı dilden, belirli bir şablondan konuşuyor. Çünkü oradaki insanın hani sen onun için yeni tanımadığı birisin. Hani işte önündeki tablodaki verilere 3-5 dakika evet. bakıp bir karar vermen gerekiyor. Sen genel kabul görmüş çerçeveden uzak, böyle daha az profesyonel, daha bakıldığı zaman hani amatör bir sunumla gittiğin zaman zaten hani adamın sana ayırdığı çok kısıtlı sürede bir şey çıkması mümkün değil. Yani belki istersen biraz bunları konuşarak sohbeti noktalayalım. Tabii ya burada bir kere hani borsaya geçtiğimiz belki 90'larda açılmıştır halka arz, 2000'lerde gelmiştir. Evet. Yani oradaki şirketlerin yani 500 şirketin yaklaşık olarak 180'inde falan ben bu analist raporlarını sunum olarak gördüm. Evet. Yani şirket bir bilanço paylaşıyor, faaliyet raporu paylaşıyor ama faaliyet raporu sadece şablon. Evet. Yani detay faaliyetle ilgili veri bulmanıza imkan yok. Evet. Veya işte iştirakleriyle ilgili bir soru sorduğunuzda cevap alamayabiliyorsunuz. Evet. Veya abartıyorlar, çok fazla detay veriyorlar. Türkiye'deki işte örnek vereyim gıda sektörü veya başka bir sektörü anlatıyor. Şirket faaliyetlerini yine anlatamayabiliyorlar. Yani şimdi burada bir dengenin olması lazım. Evet Türkiye'deki ilgili sektörünüzü özet bir şekilde bunun size ışık tuttuğu ölçek neyi çerçeveliyorsa ve sizin beklentilerinizle birlikte tabii burada beklentiler biraz geniş aralıkta bırakılması gerekiyor. Çok nokta atışı beklenti vermek de analistlerin kafasını karıştırıyor. Bu manipüle edilebiliyor. Fiyat hareketliliklerinde ciddi anlamda yatırımcıyı üzüyor. Yani bir şablon halinde ve bunun bir zorunluluk olması gerekiyor artık. Yani siz 20 yıllık, 30 yıllık veya 15 yıllık halka açık bir şirketseniz yılda bir kez nasıl genel kurulu yapıyorsanız analistleri çağırın. Zaten hani piyasa çok küçük. Bir sefer de olsa o iletişimi kurmak gerekiyor. Yani çünkü genel kurula da gitseniz orada soramıyorsunuz ve orada o bilgileri alamayabiliyorsunuz. Yani biraz insanlar şirket ne iş yapıyor ve bir nereye gidiyor yani doğru yerde miyim cevabını bulması gerekiyor ve bunların da mümkün mertebe şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor. Gerekirse yani internet üzerinden de paylaşılabilir yani bu toplantılar tabii, gayet tabii. İyi bir şekilde. Bu da herkesin bilgilenmesi amacıyla önemli. Hele ki sizin dediğiniz nokta bunu bir kere Türkçe formatla yurt içindeki dili geliştirmek gerekiyor ve bunun bir de yabancı dille yurt dışındaki yatırımcılara da paylaşılması gerekiyor. Çok büyük fonlar var. Sadece bu fonlar işte FTSE Endeksi bazı hisseleri alıyor çıkartıyor ama fiyat hareketliliğine bakıyor, işlem hacmine bakıyor. Yani şirketin faaliyetine zaten bakamıyor. Hikayesine vakıf olamıyor. Yani.
Vakıf olamıyor. Olsa belki daha uzun vadeli bir projeksiyon çizecek. Bu şekilde ortak bulacağız ve hani o bizim hayal ettiğimiz %70'lerde gördüğümüz yabancı payının belki %50 olacak ama kaliteli bir kısmı olacak. Ancak öyle olacak. Çok güzel konu. Bunu belki bir sonraki programda böyle daha geniş masaya yatırırız. Çok teşekkürler İbrahim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Evet değerli izleyenler, bugün dış piyasa programında dış piyasadan sonra biraz da içeri sermaye piyasalarının derinleşmesi adına önemli yorumlarda bulunduk. Umarız faydalı olmuştur. İyi akşamlar diliyorum. Takas Bank sundu.